Geç olsun güç olmasın dedik ve LGS Matematik Kampımızda olasılık konusu ile yeniden karşınıza gelmiş bulunmaktayız efendim. Herkeslere selamlar ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Dediğimiz gibi bugün ne yapıyoruz olasılıkla devam ediyoruz LGS Matem Matematik Kampımıza kaldığımız yerden diyoruz efendim. Eğer hala aramızda değilseniz abone olmadıysanız da önce hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olarak LGS boyunca. LGS bittikten sonra dahi tercih döneminde bile ne yapıyoruz sizlerle beraberiz. Dolayısıyla bu videoları kaçırmamak için çok basit ya çok basit. Yukarıda ufacık küçücük belki aşağıda e, ufacık küçücük bir yerde abone ol butonuyla aramıza katılabilirsiniz. E, şöyle sizleri seviyoruz efendim. En kalbi duygularımıza yanınızdayız. LGS canavarlarını asla yalnız bırakmayacağız tabii ki ya bırakır mıyız hiç. Canımız ciğerimizsiniz siz. Videoyu beğenerek de tabii ki de bizlere destek olabilirsiniz. Dedim ve laps diye seni ders ekranıma aldım. Olasılık malum dediğimiz gibi başlıkta da gördüğün gibi bizde yalan olmaz. Başlıkta ne varsa içerikte de o olacak. O zaman ne yapıyoruz? Hazır mısınız? LGS canavarları enerji tavan. Dolayısıyla da yola devam. Haydi ilk sayfamıza başlayalım. Şimdi olasılık evet böyle dışarıdan bakıldığında ilk görüldüğünde aa hocam bu kolaymış ya basit basit bilmem ne ilerliyoruz gibi gelebilir ama lakin tabii ki de terso gelen ne var soruları da kısımları da var. Bunların hepsini Melih Hocan sana detaylı taktik biçimde anlatacak. Birincisi olasılık denince aklına gelmesi gereken ilk durum şu istenen bölütüm hep bunun üstüne ilgileneceğiz. Dolayısıyla da ben sana ilk olarak bunu vereceğim. İstenen böyle tüm efendim. Bitti. Aslında olasılık konusu bitti. Hadi dağılıyoruz. Hayır hayır şaka 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 öyle bir şey yok. Sakin olalım ve tekrardan sorumuza bir bakalım. Direkt dikkat ettiysen zaten örneği yapıştırdım sana. Hem de yeni nesilimsi bir örnek. Ne varmış bakalım. Bir bilgisayar oyunda Fatih kardeşimizin karşısına yukarıdaki gibi 5 tane kapı çıkmış. Tamam. Ee, bu kapılardan yalnız bir tanesi oyunun diğer bölümüne geçmeyi sağlamaktaymış. Siz bilirsiniz bu işleri. Oyun boyun bak hemen kaptım. %90'ınızı kaptım şu an. Buna göre Fatih'in rastgele seçtiği kapının diğer bölüme açılan kapı olma olasılığı. Şimdi gençler olasılık neydi? İstenen bölütüm. Tamam hadi yapıştır o zaman. İstenen ney? istenen bir tane kapı. Yani hangisi acaba? Bilmiyoruz. Ama bir tane istiyoruz. Yani dolayısıyla bir tane kapı bize uygun. O zaman istenen kısmına biri çakıyorsun. Gelelim tüme. Bak olasılıkta her zaman tümü bulmaya çalışacaksın. tümle tüm? Bütün olası durumlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Bak İngiliz matematik ile karışık anlatıyorum. 1 bölü 5 dolayısıyla Bursa'ya yapıştırıyor. Laps diye ikinci sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi tabii ki de olasılık içerisinde belli başlı tanımları da bilmek zorundasın. Öyle e, boş köfte gibi gezmenin anlamı yok. Şimdi kesin olay ne? Kesin olay şu. Gerçekleşmesi %100 olan olay. Tamam burayı biliyoruz. Ya, yani %100 kesin. Ama bunun en önemli bilmemiz gereken mevzusu şudur ki onun olasılık değerini biz 1 olarak alıyoruz tamam mı? 1 olasılık değerini maksimum 1 alabilirsiniz. Yok Öyle günlük hayatta. Yok işte şunun olma olasılığı. Oğlum kesin olacak ya. Yüzde bir milyon diyorum sana ya. O, bu, bu, arkadaşınızla hemen irtibatı koparabilirsiniz. Yüzde bir milyon diye matematiksel tanım mı olur lan diye böyle şılap enseye bir tane şaplak. Oradan ayrılabilirsiniz. Tamam Bir daha da konuşmayın. İmkansız olay ise gerçekleşmesi mümkün değil. İmkansız adı üstünde ve bunun da olasılığı sıfırdır. Sıfırın da altında olamaz bir olasılık değeri. Tamam mı? Öyle eksi 3, eksi o Adam bu kesin olmaz ya. Yüz, yani eksi 1 milyon diyorum. Yok öyle eksiler ve eksiler olasılıkta. Olasılıkta mevzumuz sıfırla bir arasında. 1 bölü 2 olur, 5 bölü 18 olur falan bunlar olur. Basit kesirler olur yani tamam mı? E, tam sayı olarak da ya sıfırdır ya da birdir olasılık değerimiz. Bu da aklımızda kalsın. Şimdi havaya atılan bir zarın üst yüzüne negatif sayı gelmesi. Tabii ki de bu nedir? İmkansız bir olaydır. Ee, ocağınız imkansız yazabilirse inşallah. imkansız. Ee, 12'nin çarpanlarının bulunduğu bir torbadan. 12'nin çarpanlarını bulmuşuz. Yazmışız öyle fıtık 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 fıtık. Atmışız torbaya. Ee, çekiyoruz bir tanesini. 12 tam bölmesi. Oğlum 12'nin çarpanlarını zaten kutuya attıysan çektiğin herhangi bir sayı 12'nin çarpanı olacak. Yani böyle ne olacak? Dolayısıyla da kesin kesin 12'yi tam olarak böler. Böler. Yani kesin olay, imkansız olay mevzusu budur. Örneklendirdik. E o zaman yüksek müsaadenizle geçiyorum CIX'ime. Jigs Cix nedir efendim? Ciddiyet isteyen, ciddiyet isteyen kek soru. Kek soru. Bazen kazık soru da olabiliyor ama bu kek soru. Ekranda gördüğünüz arkadaşımız kek. Şimdi Mert 20'den küçük asal sayıları her birini farklı bir karta yazdıktan sonra bu kartları bir torbaya atıyormuş. 20'den küçük asal sayıları üşenmemiş arkadaşımız yazmış torbaya atmış tamam buraya kadar hiçbir sorun yok. Torbadan da rastgele bir kart alıyor bu kartta yazan sayı için olası durum sayısı kaçtır diye soruyor. Olası durum sayısı ne ya? Olası durum sayısı şu o hani tüm durum dedik ya sana hani neler olabilir onların hepsi işte. Dolayısıyla burada da hemen 20'den küçük asal arkadaşlarımıza hemen bakıyoruz. 2 var 3 var 5 var 7 var 10. 11 var 13 var 15 yok 15 diyeceğimi zannettiniz değil mi <laughs> sizinki köftorlar 15 olmaz 15 3'e böldür 5'e bölünür canım bunları artık alışacağız. Şimdi o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane var o zaman toplamdaki olası durum sayısı 8 yani o torbaya elini daldırdığında böyle karıştırın karıştı, çektiğin yani çekebileceğin kaç tane durum var kaç sayı var kaç tane şey var 6, 8 tane var. Tamam mı? 8'i yapamadım lan. Dur ha şu, şu, kadar. 8 tane var tamam mı? Dolayısıyla da olası durum sayısı budur. Toplam olabilecekler. Tamam Olabilecekler. Hadi Jix 2'ye geçelim. Şimdi hilesiz bir zar atıyoruz. Ayrı ayrı 3 kez atılarak aşağıdaki ifade edilen olasılık değerleri hesaplanıyormuş. Of. Yeni nesilimsinin yeni nesilimsi bir sorusu. Buna göre 1-2-3 numaralı yapışkan notlarda yazılan istenen olasılıkların doğru cevabı hangi şıkta doğru verilmiştir? 3 tane olasılık sorusu sormuş. Yani bir tane soru yazıyorlar, 3 tane soru soruyorlar. Ah <laughs> lan sizi gidi size. Bu kadar da kriz olmaz ya. Şimdi bak birinciden başlıyoruz. Birinci arkadaşımız ne demiş? Tek bir doğal sayının üst yüze gelme olasılığı. Şimdi zar atıyoruz. Oğlum zar attığımızda ne olur? Karşımıza neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 saymayı biliyorsunuz değil mi? 6'ya kadar. Zar attığında 6'ya kadar. Tamam. 6 tane yüz var çünkü. Tamam. Zar attık 6'ya kadar toplam olası durum sayım 6'ymış. 6'ya kadar sayı gelebilir. Birincisi diyor ki tek doğal sayının üste gelmesi diyor. E bunların hangileri tek? 1, 3, 5. 3 tanesi tek. O zaman istenen durum sayısı 3. Toplam durum sayısı 6. 3 bölü 6. E azıcık size zahmet bir sadeleştir verin bunu. 1 bölü 2. Yapıştır 1 bölü 2'yi. Adana ile Ceyhan aramızda kaldı. Bursa ile Denizli'yi e, veda ettirdik adaya. İkinciye geldim. Bir doğal sayının karesinin üst yüze gelme olasılığı. Hoppa! Bir doğal sayının karesi mi? Cık, tam kare demek istiyor yani, değil mi? Olasılığı asla tek başına olasılık olarak düşünmeyin. O zaman kolay olur oğlum. O zaman 3. sınıf öğrencisi de çözer onu. Mevzu diğer konular da işin içine girecek. Mesela bak burada ne girmiş? Tam kare sayılar. İşte ne bileyim asal sayılar devreye girebiliyor. Değişik değişik bir sürü matematiksel konuyu olasılığın içine serpiştiriyorlar. Neden? Olasılık kolay kek korkutu çünkü. O yüzden onlarla zorlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi tamam ya. Bir sayının karesi olma olasılığı demiş. Olur, buluruz. Önce bana hmm, tüm durum lazım. Tüm durumu biliyoruz zaten 6. Bir zar attığında 6 tane farklı sonuç gelebilir. Bunların kaç tanesi İstenen durum sayısı yani. Bir şeyin karesi. Bir sayının tam karesi. Bir doğal sayının karesi. Bak doğal sayının. Tamam tam olacak. Yoksa her şey her, her sayı bir şeyin karesidir. En kötü diyeceksin ki, hocam nasıl? Hadi gel ek bilgi lan bonus. Meli hoca bugün çıldırdı ya. Patron çıldırdı her şeyi veriyor. Şimdi mesela 5 diyeceksin ki neyin karesi hocam 5? Oğlum 5 dediğin sayı da kök 5'in karesidir. Ama kök 5 doğal sayı değildir. Tamam mı? Bak burada ne demişiz? Doğal sayı demişiz. Böyle kocaman kocaman yazmışız. Tamam. O zaman bana bir doğal sayının karesi. Mesela 1. Yani tam kare doğal sayılar. 1. Neyin karesi de? 1'in karesi. 2 olur mu? 2 olmaz. 2 herhangi bir doğal sayının karesi değil. Kök 2'nin karesi. Geç. Bir de ne var burada? Uzatmayalım. 4 var. O zaman 2 tane olası durum sayım var. Ee, eşek değiliz de sadeleştiririz. 2'ye böl ikisinde 1 ve 3'ü buldum. Şak. Adana'ya da Elveda dedik. E Ceyhan kaldı ama biz üçüncüyü de yapalım. Sizi böyle bırakacağımız anladınız değil mi? Asal bir sayının üst yüze gelme olasılığı. Ha, şimdi toplam durum sayısı yine 6. Asalları bana söyler misiniz? Kimler var? 2 var, 3 var, 5 var. Yani zar atarsanız gelebilecek asal sayılar 2, 3, 5'tir. Yani 3 tanedir. O zaman cevap 3 bölü 6. Azıcık da sadeleştirirsek 3'e böldüm ikisini de 1 bölü 2 çıktı. Dolayısıyla C şıkkının doğru olduğunda sana böylece ispatlamış oldum. Tamam mı? Böylece de 2'yi hallettik. bu da ciddiyet isteyen kekremsi soru, tamam? Buna komik soru diyenler olmuş. K harfini böyle türetiyoruz biliyorsunuz. Biz bu sene böyle bir adet oluşturduk kendimizce, partikül matematik, partikül tayfa olarak K harfine ne diyelim? Kazıt diyen zaten kazığı ben söylemiştim, keki de ben söyledim. Onlar benim, onlar benim. Hemen üstlenmeyin. Kekremsi diyen oldu, komik diyen oldu. K ile bir sürü vardı. Kekik soru diyen oğlum. Kekik ne alaka oğlum? Karnınız açken izlemeyin beni diye kaç kere söyleyeceğim. Evet Ceyhan'a vurduk ve geçiyoruz sıradaki sorumuza. Şimdi sıradaki sorumuz bir hoh. Hoh diyeceğiz. Nedir hoh? Ho biliyor bilmeyen var mı hala ya? Hayvan ola hayvan bir soru. Bunu insan yazmış olamaz. Böyle bir illet bir soru yani uğraştıracak bizi. Bizi biraz uğraştıracak. O olsun uğraşmak için buradayız. Aşağıda demiş birinci kutuda verilen sayıların her biriyle ikinci kutuda verilen sayıların her biri birer kez çarpıldıktan sonra sonuçlar özdeş kartlara yazılıp içi boş olan üçüncü kutuya atılıyor. Farkında mısın? Birinci kutuda dört tane sayı var ikinci kutuda da dört tane sayı var. Bunların her biri de tek 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 tek, tek çarpılacak. Çarpıp yazacağım sonucu. Sonra da bu boş kutucuğa atacakmışım. Buna göre üçüncü kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazan sayının tam sayı olma olasılığı bir de utanmadan yüzdelik sormuş ya. Oğlum sorsana olasılığı kaçtır diye. Yok iş çıkaracak bize. Çıkarsın sıkıntı yok. Şimdi sevgili gençler. Tabii ki de Melih Hoca'nın tembellik sinapsları böyle nöronlar çalışmaya başladı şu an. Ulan dedi dört tane sayı oradan da dört tane sayı hepsini çarpacak mıyız? Cık, sakin. Hemen de öyle çarpmak üstüne atlamak yok. LGS amcalar bu tuzakları kurar. Ama partikül canavarlar LGS canavarları bunun üstesinden gelir. Nasıl gelir? Şimdi gençler. Buradaki arkadaşları öncelikle bir yazmak istiyorum. Kimler var? Kök 2 var. Senin kök 27 diye gördüğün ama aslında 3 kök 3 olan bir sayı var. Neden böyle yaptım belli Hocan? Çünkü birazdan ben tam sayıları elde etmeye çalışacağım. Tam sayı demek ne demek? Çivi çiviyi sökerle bulunacak bir şey. Ne demek istiyorum? Mesela burada ıdı vıdı kök 2. Diğer taraftan da ıdı vıdı kök 2 diye bir sayı bulsam. Mesela 5 kök 2 diğerinden de 8 kök 2 geldi. 5'lere 8'lere bakmam. Burada tam sayı, sonucu tam sayı istiyorsan köklerden kurtulmak zorundasın. Köklerden kurtulmanın yolu da nedir? İkizini yakalamak. Tamam hani ikizler bulacak, bu kavuşacaklar, sarılacaklar ve ortada hiçbir ee, sis kalmayacak. E, yani kök kalmayacak. Tamam çivi çiviyi sökecek sonuç tam sayı çıkacak. İşte bunları arayacağız. Dolayısıyla bu yüzden bana en dipteki kökler lazım. Kök altı var. Kök altıyı ayıklayamam ama kök 24'ü ayıklarım. 24'ü şöyle ayıklarsam 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2 ve 3. Yani 2 çıktı, 6 kaldı. Yani o da neymiş? 2 kök 6'ymış. Şimdi diğer kardeşlerimize bakalım. Diğer kardeşlerimizde de kök 8 var ki o arkadaşı 2 kök 2 biliyoruz. Bilmiyorsan algoritma ile bulabilirsin hemen. Kök 12 hemen şuradan çek çizgiyi 2 kök 3 olarak çıkarmış. Onu da hallettim. Kök 18. 18 nedir? 2 kere 9'dur. 9'u kökten 3 diye atarız. 3 kök 2 olarak çıkar. Bir de ne var? 72 var. 72 dediğimiz sayıyı da 2 kere 36 yazarız ki 36 6 diye çıkar. 2 içeride kalır. Şimdi gençler bu maviyle yazdıklarım, siyahla yazdıklarım herkes herkesle çarpışacak. Mesela kök 2'yi 1, 2, 3, 4 tane sayıyla tek tek çarpacaksın. Dolayısıyla ben hemen olasılığa geçmek istiyorum. Olasılık eşittir. Toplam durum sayısını bana şu an söyleyebilirsiniz. Bu kutuya kaç tane sayı atacağız? E, ee, her biri 4, ile, 4 tane sayıyla çarpılacak. Her birinden yani 4 tane sonuç elde edeceğim. 4 kere 4, 16. O zaman toplam olası durum sayısı 16 cepte. Şimdi payı bulalım. Üst taraf. İstenen durum sayısı. Sonucuların tam çıktığı. Tam çıktı. Şimdi sevgili gençler. Bu kök 2 karşıdaki 1, 2, 3 tane sayı ile çarpıştığında sonuç tam sayı çıkar. Sonuç ne çıkmış? Umrumda mı ya? Dedik ya o tembellik nöronları, sinapslar çalıştı. Çalıştı bir kere Melih Hoca'da da durduramazsınız. Dolayısıyla ben sonucu bulmam. Bana ne demiş? Tam sayı mı değil mi? Onu bul demiş ya. Niye amelelik yapalım? Tamam. Dolayısıyla bana buradan ekmek çıktı. 3 tane. İstenen durum. 3 tane oradan geldi. Geçtim. Geçtim. 3 köküçe. Köküç karşıda kim var? Sadece bir tane var. O zaman bir tane de oradan geldi artı diyorum. Ee, kök altılı bir sayı var ki kök da burada hiç kimseyle sonucu tam sayı çıkartmaz. Diğeri de hiç kimseyle çıkartmaz. O zaman 4. Geçmiş olsun. O zaman bizim payımız istenen durum sayımız 4'müş. Çok güzel. Bunu da bir güzel sadeleştirir. 1 bölü 4'ü bulurum. Buradan da yüzdeye giderim. 25 ile genişletirsek %25'i yakalar. Bursa'ya çatır çutur vururuz. Geçeriz. Tamam. Bu da mevzu burada bu biter. Buradaki mevzu bu kadar. Tamam. Olayı büyütmeyelim ve diğer hohumuza geçelim. Şimdi bakalım ne demiş burada? Mavi, sarı, kırmızı ve siyah. Patron çıldırmış. Üç tane renk ver işte. Niye dördüncü karıştırıyorsun? Yok. İlla karıştıracak. Siyah renkli demiş. Aslında siyah bir renk midir? Hadi size sorarım. Siyah renk midir yoksa renksizlik mi? Oo, Derin felsefik tartışma çıkarttım şu an. Hadi bakalım. Meraklıları araştırsın. Tamam. Şimdi işimiz gücümüz yok ona mı bakacağız hocam? Doğru söylüyorsun. Eş bilyelerin bulunduğu bir toradan, torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi olma olasılığı en az. Aa, siyah olma olasılığı ise en fazlaymış. Ve sarı ya da kırmızı olma olasılıkları da eşmiş. Bak. Kim en fazlaydı? Siyah. O zaman mavi en az. Ee, sarı ve kırmızı eşit. Oo, bunu da gelseli bir arkadaş mı yazmış acaba? Bu da siyahı yapıştıralım. Bu da en fazla, tamam? Bu en fazla, bu en az. Torbada 15 adet siyah bilye olduğuna göre, ah, ilk defa bir tam sayı bilgisi verilmiş bize. Partikül matematikte böyle şeyler olmaz normalde. Dolayısıyla 15 tane siyahı yapıştırdım. Bilye sayısı en fazla kaçtır diyor. Bilye sayısı en fazla kaçtır bulacağız. Şimdi, bakın, çok e, güzel bir soru, değişik, yani tam bir adını hak eden soru. Diğerlerini nasıl bulacağız hocam? Mevzu şu gençler. Şimdi burada da aslında eş olasılık, fazla olasılık bunu ekstra bir konu anlatımı gibi yapmama gerek yok. Eş olasılık. Eş olasılık nedir? Sayısı aynıysa eştir. Fazla olasılık nedir? Yani diğerlerinden daha fazla sayıdaysan senin olma olasılığın daha fazladır gibi. Siyah mesela siyah top demek ki diğerlerine göre daha fazlaymış. O zaman onun olma olasılığı daha fazladır. Tamam. O zaman buradan ben ne anladım? 15 benim tap noktam. Hiç kimse 15 olamaz ama 14 olur. Dolayısıyla ne yapıyorum? Sarıya ve kırmızıya 14 veriyorum. Mavi de en az olacak. Yani 14'ten düşük olacak ama bana bilye sayısı en fazla olsun dediği için gidiyorum maviye neyi veriyorum? 13'ü veriyorum. Ee, en az deseydi bir derdim. Hani mavinin de olması kesinse illa ille de mavi top olacak diyorlarsa bir tane mavi atardık. Sarı kırmızıya da 2-2 verirdik. O zaman en az olurdu. Ama şu an en fazla istenmiş. Dolayısıyla devam edelim. Bu arkadaşların hepsini toplayalım. Çünkü torbadaki bilye sayısını istemiş. Sayı istemiş bizden. Dolayısıyla da en sevmediğim şeyler 10, 20, 30, 40, 45, 49, 53, 56 cevabını yakalıyor. Bursa'ya da şapkadanak vuruyoruz, geçiyoruz. Tamam Bugün her şey Bursa çıktı ya. Oğlum Bursa'dan izleyenler bir illiminati bir şey mi yaptınız? Bir, şeyler göndermişsiniz. Evrene bir mesaj mı yayıyorsunuz? Bütün cevaplar B'ye çıksın diye. Şimdi bir bilgim daha var. O da nedir? Bir olayın gençler bu çok çıkıyor bakın. Olma olasılığı ile olmama olasılığın toplamı her zaman birdir. Çünkü bir olay ya olur ya olmaz. Şimdi bu nasıl kullanılıyor sorularda? Mesela diyor ki hedefi vurma olasılığı 4 bölü 5'e 5 ise vuramama olasılığı kaçtır ya da vurmama olasılığı? Şimdi vurma ile vurmama toplamda 1. Biliyoruz yani olması olasılığıyla olmamasının toplamı 1. E sen bana olma olasılığı 4 bölü 5 dersen ben o e, yazamayı, yazmaya üşendim şu an. Vuramama olasılığını şöyle bulurum ki 1 eksi 4 bölü 5 derim. Çünkü bunlar toplanınca 5 bölü 5'i yani 1'i vermek zorunda. Dolayısıyla çarp çıkardan cevabı 1 bölü 5 olarak yapıştırır geçeriz. Tamam. Bakın vurma olasılığı 4 bölü 5. Vuramama olasılığı 1 bölü 5. Toplayınca ne çıkıyor? 1. Yani 5 bölü 5. Tamam. Burada anlaştık mı? Toplam her zaman 1 olacak. Şimdi. Cix 4 mü? 3 mü? Biraz sayılarda karıştırmışız bugün. Bakalım aşağıdaki kenar uzunlukları 10-15 santim olan dikdörtgen ile çevresinin uzunluğu 24 olan dairesel bölge gösterilmiş. Kenar uzunluklarımı vermişim. Dolayısıyla hemen yapıştırıyorum. Hiç unutmayayım onları. 10'a 15. Ee, bu kardeşimizin dairenin yuvarlak arkadaşında çevresi. 24'müş. Pi'yi de 3 al dediğine göre belli ki çevre dairede çevre neydi? 2 pi Yani 2 çarpı 3 çarpı r'nin 24 olduğunu söylemiş bize. Dolayısıyla buradan r'yi ne buluruz sevgili LGS canavarları? 2 kere 3 6 hocam. 6'yı da neyi çarparsan 24 ha 4'ü çarparsan. O zaman r'yi de bulmuş oldun sen 4. At cebe bekle. Buna göre dikdörtgenin yüzeyindeki herhangi bir yere konulan noktanın dairesel bölgenin dışında olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi dairesin, da, dairesinin dışında olacaksa eğer nerede olacak? Şuralarda bir yerlerde olacak değil mi? He. Şimdi bu soru tipine biz geometrik olasılık diyoruz. Alansal olasılık. Tamam böyle büyülü bir şeyler anlatıyor gibiyim şu an. Alansal olasılık. Burada olasılığı Alan üzerinden bulacaksınız. Tamam böyle dikdörtgen daire verdiyse hemen aklına şak lambayı yakacaksın. İçine ne yazacak? Alan. Tamam. Şimdi o zaman ilk işimiz biz ne yapıyoruz? Okma. Ha, nokta koyuyoruz. Noktayı dikdörtgenin içinde mi koyuyoruz? Tamam. O zaman siz hemen tüm alanı bulabilirsiniz. Nasıl? E, tüm alan dikdörtgenin alanıdır. 10 çarpı 15 eşittir 150 santimetre kare. Tüm alan bu cepte. Şimdi İstenen alan. İstenen alan ne? Dairenin dışı. Dairenin dışını nasıl bulacağız hocam? E, şunu biliyorsun. Tüm alanı biliyorsun. Dairenin alanını da biliyorsun. Dairenin alan formülü pi çarpı r kareydi. Anlamayanlar için, göremeyenler için ultra lüks zoomumuzu yaptık. Pi'yi 3 e aldın. R'yi az önce bulmuştuk. Ee, da burada 4. 4. 4'ün karesinden burası 16. Yapıştır o zaman 3 kere 16. 48 cm kare. Dön normale. Şimdi gençler. Tüm alanı bulduk. Daireyi de az önce daha taze sıcacık bulduk. 48. O zaman ne yapacağız? İstenen bölgeyi bulacağız. Nasıl? 150'den 48'i çıkartarak. 150'den 48'i çıkartırsam eğer ki 102 kalacak. Bu arkadaşlar nedir? İşte o nokta konulan bölge nerede? Dairenin dışında olma olası. Yani şu dışarıdaki alan 102'ymiş. Dolayısıyla olasılık eşittir. O eşittir. Tüm alan 150, istenen alan 102. Bunu da kusura bakmayın sadeleştiremeyeceğim ama 51 bölü 75 mi? Onu da 3'e böleriz aslında. E, 17 bölü 25 gibi bir şey çıkıyor. O şeye çevirirsen, yüzdeye çevirirsen de e, 28, 68, %68 gibi bir değer oluyor. Ama bulmam. <laughs> Tembel, tembellik işte yani. Yazamıyorum. Tamam. Siz oradan şey yapın. Halledin olayları. Tamam. Jix 4'ümüzü de bu şekilde çözdük. Ve de sınavı bitirdik diyecektim. Ya. Sınav olur mu oğlum ya? Ney bu? Olasılık. <laughs> Olasılığı da böylece noktalamış olduk. Görüyorsun alev alev yanıyoruz ya. O kadar önemli. Buradan soru gelir. Bak bu testi iyi e, şey yap. Hala test diyorum. E, videoyu iyi izle. Soruları tekrar kendin de çözmeye çalış. Ve tabii ki de ne yap? En nihayetinde mutlaka bizim mavi tosuncuktan olasılık sorularını tokatla. Bak bu mavi tosuncuk e, onu sana söyleyeyim ki 200 küsur sayfadan oluşuyor. İçerisinde 560 tane soru var. 6 tane deneme var. Matematik denemesi. Ara denemeler böyle. Ünite sonlarında. Dolayısıyla çok faydalı olacaktır sizler için. Kolaydan zora doğru giden bir yapısı var ki bu da tabii ki de en sevdiğimiz çalışma yöntemi biliyorsunuz. Ve Yabancıya gitmedi tüm soruları şurada gördüğünüz gibi. Netlesene oğlum. Heh. Melih Meli hoca çözdü. Yani bizzat ben şahsen kendim çözdüm. Yazdım, çözdüm, çizdim, gönderdim. Tamam? Gayet güzel. Verimli olacaktır, faydalı olacaktır. E ardından hocam bana bunlar tırvırı gelir dersen de efso'daki sorularda muazzam güzel. Tam böyle LGS'den de çıkacak. Aa bunu da görürsün. Tamam? O kadar da net söyleyeyim. Bunları da tokatlayın. Oradaki olasılık soruların hepsini halledin, çözün, cebelleşin, uğraşın. Çözemezsen zaten iki kitabın da Melih Hoca çözümlü hepsini karikodu okutuyorsun telefondan. Şakkadanak ben karşına yine geliyorum. Böyle fırtlayalım. Her yerden Melih Hoca bir fırtlayacak. LGS sonuna kadar mevzular bu şekilde yapacak bir şey yok. Melih Hoca'dan kurtuluş olmaz. Tamam mı? Sen LGS'yi kazanana kadar senin o hayalindeki okula gideceğiz bahçeden böyle ben seni ittireceğim. İçeriye doğru fırlatacağım tamam mı alacağım atacağım böyle içeriye o güne kadar da ensendeyim tamam mı haberiniz olsun dedim ve bitirdim bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın hoşçakalın.